Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünite konularını anlatmaya devam ediyoruz. Sekizinci sınıf LGS müfredatı, dördüncü ünite konuları. Dördüncü üniteden en son kimyasal değişim ve fiziksel değişimi anlatmıştık. Şimdi kimyasal reaksiyonlar konusundan devam edeceğiz. Kimyasal tepkime, kimyasal reaksiyon dediğimiz şey aslında kimyasal olaydır. Bir önceki videoda bahsettiğimiz kimyasal değişimin daha ayrıntılı anlatılmış hali kimyasal tepkime, kimyasal reaksiyonlar konusu. Kimyasal tepkime dediğimizde ciddi bir değişim. Maddenin özü, kimliği değişiyordu. Burada da aynı şekilde. Ve maddelerde moleküler bazda bir değişim oluyor. Yani maddenin moleküler bir madde ise o molekülleri kopabiliyor, bağlanma gerçekleşebiliyor. Bu tip değişimler bu kapsama giriyor. Örnek verilmiş, işte girenler kısmında iki tane atomdan oluşan bir element, bir molekül şeklindeki. Burada da yine maviyle gösterilen yine ikili moleküller oluşan bir element. Bunlar bir araya geldiğinde ne oluyor? Yeni bir molekül, bir bileşik oluşmuş. Bu ikisi element, yeşil olan da mavi olan da element ama buradaki bileşik. Bunun element olduğunu nerede anladık? Tek cins atomdan oluştuğundan. Bunun bileşik olduğunu nerede anladık? Farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşumundan. Elementler bir araya gelmiş, bileşiği oluşturmuş. Bu ilk kısmına girenler diyoruz. Sonraki devamında oluşan bölüme de ürünler ismini veriyoruz. Bu şekilde açılımı göstermiş oluyor. Kimyasal tepkimelerin farklı özellikleri var. Kimyasal tepkimelerde tabii ki kütle korunuyor. Bu çok önemli. Kütlenin korunumu kanunu olarak geçiyor. Bunun anlamı şu, kimyasal tepkimelerde girenler kısmındaki bulunan maddelerin kütleleri toplamıyla ürünler kısmında bulunan maddelerin kütleleri toplamı birbirine eşittir. Buna biz kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Diyelim ki buraya 5 gram madde girdi, diyelim ki buraya da 10 gram madde girdi. 5 gram, 10 gram, burada da ne oluşması lazım? 15 gram maddemizin oluşması lazım. Bazen kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı olur. O gaz çıkışı da kütlenin korunumuna dahil edilir. Yani çıkan gazın da bir kütlesi vardır. O çıkan gazın kütlesini de düşünerek ne yapacağız? Kütlenin korunduğunu ifade edeceğiz. Bu şekilde hesaplamaları buna göre yapacağız. Atom sayısı korunur, atomun cinsi korunur. Bunun anlamı şu, diyelim ki burada tepkimeye sayalım hemen. 2, burada da 6, 8 tane atom girmiş. Burada da toplam ne oluyor? 4, 4, 8 tane atom olmak zorunda. Atomun cinsi de korunuyor. Burada da yeşil atomlar var. Burada da yeşil, maviler var. Burada da mavi. Yani atomun cinsi de, sayısı da korunuyor. Onun dışında molekül sayısı korunmayabiliyor. Korunabilir de, korunmayabilir de. Biz ona molekül sayısı garanti değil, korunmayabilir olarak söylüyoruz, ifade ediyoruz. Neden? Mesela burada bir molekül var, burada da 3 molekül var, toplam 4 molekül. Bu tarafa bakıyoruz, toplam 2 molekül. Demek ki küçük moleküller birleşerek büyük molekülleri oluşturduğu için burada molekül sayısı ne yapmış oldu? Korunmuş olmadı, korunmamış oldu. Dolayısıyla molekül sayısı ne yapmıyor? Korunmuyor. Yeni maddeler tabii ki oluşuyor çünkü farklı maddeler. Örnek vereyim, oksijen ve hidrojen bir araya geldiği zaman neyi oluşturur? Suyu oluşturur. Demek ki yeni bir maddedir su ve oksijen ve hidrojenin özelliğini taşımaz. O zaman hemen bu sonuca varıyoruz. Bileşikteki maddeler kendi özelliklerini kaybederek yeni bir madde oluşturuyorlar. Biz de burada ne diyoruz? Yeni maddeler oluştuğunu ve özelliklerin taşınmadığını, özelliklerin değiştiğini ifade etmiş oluyoruz. Peki, tepkimeye giren maddelerin aralarında bir bağ vardır. Molekülse eğer bunlar aralarında bağ vardır. Bu bağlar ne oldu? Değişerek farklı bağlanmalar oluştu. Kimyasal tepkimelerde 3 durumda meydana gelebiliyor. Sadece bağ kopması da olabiliyor. Sadece yeni bağ oluşması da olabiliyor. Bağ kopup yeni bağ oluşması da olabiliyor. Üçü de olabiliyor. Üçünü de ayrı ayrı düşünebiliriz. İlla da mutlaka burada bağlar kopacak, orada yeni bağlar oluşacak. Bu çoğu zaman görülen bir durum ama bu zorunlu değil. Mesela sadece bağların kopmasıyla da
kimyasal tepkimeler gerçekleşebiliyor. Ya da sadece yeni bağlar oluşmasıyla da kimyasal tepkimeler gerçekleşebiliyor. Burada bir ayrıntı hemen vereyim. Bazen sorularda nadiren şunu da sorabiliyorlar. İşte elektron sayısı korunur mu, proton sayısı korunur mu diye sorabiliyorlar. Arkadaşlar onlar da korunuyor. Çünkü atomun içinde onlar da var. Hani atom sayısı korunuyor demiştik. Ayrıntıya girip bunu da sorabilirler. Elektron sayısı, proton sayısı, nötron sayısı da ne yapar? Korunur. Bu anlamda bakıldığında onlar da bu işe dahildir. Şimdi kimyasal tepkimelerde neler olabilir dediğimizde gaz çıkışı olabilir, alev çıkışı olabilir, ısı ışık çıkması olabilir, değil mi? Bir kaynama durumu gerçekleşebilir, renk değişimi olabilir. Bunlar kimyasal tepkimenin sembolleri ya da kimyasal tepkimenin özellikleri. Böyle olaylar gerçekleşiyorsa oradaki olay nasıl bir tepkimedir? Kimyasal tepkimedir. Bu da onun işaretidir. Yani bir olayda işte gaz çıkmışsa, İşte iki sıvı maddeyi bir araya getirdiniz, gaz çıktı. O zaman kesin kimyasal tepkimedir. İşte iki sıvıyı bir araya getirdiniz ya da katıyla sıvıyı bir araya getirdiniz, bir baktınız bir alev çıktı, ateş çıktı. Kimyasal tepkimedir. Yani çökelti oluştu, kimyasal tepkimedir. Dolayısıyla böyle olaylar kimyasal tepkimenin işaretleridir. Peki, etkinliğimiz var. Açalım hemen. Büyütelim. Peki, önce malzemelerimizi üzerine tıklayarak tartalım. Tarttık, 2 gram geldi. Buna da tarttık, 15 gram geldi. Biri 2 gram, biri 15 gram. Şimdi bu malzemeyi tartacağız. Ne yaptık? 100 gram geldi. Peki, güzel. Şimdi diyor ki, o 100 gram, biri 2, biri de 15 gram. Ne yapıyoruz? Hemen balonun içine karbonatı koyduk. Daha sonra şu içinde hani bu şeyin içinde, bu kabın içinde sirke var. Sirkenin içine bu balonu ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Normalde bu deneyi laboratuvarda yapıyoruz ama animasyon haline getirmişler. Ve bunu gerçekleştirdiğimizde ne oluyor? Orada bir kimyasal tepkime, kimyasal olay gerçekleşiyor. Ve sonuç olarak baktığımızda yine 117 gram var. Kimyasal tepkime gerçekleştiğini nereden anladık? Bakın buradan gaz çıktı ve balonu şişirdi. Bu sayede kimyasal tepkimin gerçekleştiğini anladık ve dikkat ettiyseniz başlangıçtaki tarttığımız rakamlar 117 gram yapıyor. Sonuçta oluşan bileşik ya da bileşik demeyelim ama sonuçta oluşan maddede 117 gram yapıyor toplamında. Demek ki kütlemiz ne yapıyormuş? Korunuyormuş. Peki kapatıyoruz hemen. Devam edelim diğer tarafla. Küçültelim biraz da. Evet, bir deney tüpüne bir miktar şeker doldurup tüpün ağzına balon geçirelim. Hazırladığımız bu düzeneğin kütlesini ölçelim. Kütleyi ölçtük, sonra şekeri yakıyoruz. Şekeri ne yapıyoruz? Isıttık, ısıttık, şeker yandı. Bu sefer balon şişti. Gaz çıktı, tarttık ve sonra ölçtüğümüzde aynısı görülür. Yine burada kimyasal bir olaydır. Yanma da bir kimyasal olaydır. Ve gaz çıkışı olduğu için de zaten kimyasal olay olduğunu anlayabiliyoruz. Burada da ölçtüğümüzde de aynı durum ne olmuş oldu? Görülmüş oldu. Kütlenin korunduğunu bize iki farklı örneklerle göstermiş oldu. Diğer bir tepkimiz hidrojen gazı yakıcı, oksijen yanıcı özellikle. Ne yapıyoruz? Buradan bir tane hidrojen aldık. Sonra bir tane daha aldık, iki tane gönderdik. Buradan da oksijen gönderdik. Sonra onlar bir araya gelerek neyi oluşturdular? Suyu oluşturdular. Ve su ne özellikle? Söndürücü özellikle. Yanıcı ya da yakıcı değil. O zaman buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki kimyasal tepkimelerde özellikler ne yapmıyor? Korunmuyor. Farklı maddelere dönüşüyorlar. Peki, tepkimeye giren maddeleri soruyor, çıkan maddeleri soruyor. Bunlarla ilgili sorular sordu bize. Burada bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki tabloda 5 farklı deneyde tepkimeye giren ve tepkimede oluşan maddelerin kütlelerini hesaplayarak boş yerlere yazınız diyor. Şimdi şu kısım tepkimeye giren maddeler, bu kısım tepkimede oluşan maddeler. Tepkimeye giren maddelere baktığımızda 7.2, ikinci maddeyi bilmiyoruz. Oluşanlara bakıyoruz 15 ve 3.4. Bu ikisinin toplamına bakacağız. Ne yapıyor? 18.4 yapıyor. Bunun da 18.4 olması gerekiyor giren maddelerin. 18.4 olabilmesi için 7.2 ile kaçı toplarsak 18.4 yapar? Tabii ki 11.2 gram mı topladığımızda bu şekilde yapar.
İkinciye de bakalım. 16 gram ve 9 gram toplam 25 gram maddemiz tepkimeye girmiş. Burada da 25 gram oluşması lazım. O zaman bu boşluğa kaç düşecektir? Tabii ki 3 gram düşecektir. Diğerleri de aynı şekilde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu arada tepkimeler illa 2 madde girecek, 2 madde çıkacak anlamına gelmiyor. Bazen bir madde girip 3 madde de ürünü oluşturabiliyor. Ya da işte 5 madde girip 2 madde de oluşturabiliyor. O yüzden tepkiminin her iki tarafındaki sayıların durumu sabit değil. İşte 1'den işte yüksek sayılara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla farklı rakamları da ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Evet, çok önemli bir nokta burası. Bu tip sorular çok geliyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir grafik vermiş bize ve verdiği grafikten biz çıkarım yapacağız. Bakalım, bir maddemiz var. Bu morla gösterilen madde. Ve başlangıçta varken sonuç olarak o maddemiz ne olmuş? Sıfıra düşmüş. Demek ki Z maddesi tepkimeye giren madde. Başlangıçta var belli bir rakamda ve sonuçta sıfıra düşmüş. Bu tepkimeye girmiş ve sonuçta bitmiş tepkime sonunda. Demek ki bu madde tepkimeye giren madde ama burada X ve Y de var. X ve Y ikisi de başlangıçta sıfırmış, yoklarmış. Sonradan Z'nin dönüşmesiyle bakın X ve Y oluşmuş. Biri 30 gram, biri de 25 gram. Demek ki Z'den 30 ve 25 olarak iki madde oluşuyorsa o zaman Z'nin kütlesi ne yapacak? Mutlaka bize soracak birazdan. Bakalım. Kütlesi artanlar demiş. Kütlesi artanlar tabii ki X ve Y'ye bakın sıfırdan çıkıyor. Kütlesi azalan da bakın morla gösterilen Z maddemiz. O da kütlesi azalıyor. Bu kimyasal tepkiminin denklemini yazınız diye sormuş. Kimyasal tepkimeye giren maddeyi biliyorsunuz sol tarafa yazıyoruz. Çıkan maddeleri de, ürünleri de sağ tarafa yazıyoruz. Giren maddemiz sadece mor olan biten Z maddesiydi. O zaman Z'yi bu tarafa yazacağız. Çıkanlar, oluşanlar da X ve Y maddesiydi. O zaman sonuç olarak da X ve Y'yi de bu tarafa yazmamız gerekiyor. Grafikte yer alan soru işaretini hesaplayınız diyor. Evet, 25 ve 30 ikisi de Z'den oluştuğuna göre o zaman 30 ve 25'i topladığımızda 55 rakamına ulaştığımızda 55 buradaki değeri bize göstermiş olur. Çünkü Z maddesi X ve Y'ye dönüştü. Bakın Z maddesi X ve Y'ye dönüştü. O zaman burası 55 ise burası da ne olacaktır? 55 olacaktır. Peki ilerleyelim. Aşağıda bir kimyasal tepkimedeki kütle değişimini gösteren tablo verilmiştir. Tepkime öncesi kütlesi P ve R maddesi 21 gram, R maddesi 14 gram. Sonra S ve T'ye bakıyoruz. Tepkime sonrasında oluşmuşlar. O zaman P ile R neye dönüşmüşler? S ve T'ye dönüşmüşler. Çünkü başlangıçta P ve R var. Sonra P ve R yoklar. S, T başlangıçta yoklar. Sonra varlar. Demek ki bu ikisine dönüşmüşler. Grafiğini çiziniz diyor. O zaman olacak. P ve R 21'den başlayan bir T'miz var. Buradan başlayıp aşağı doğru giden. Sıfıra düşecek çünkü. R'miz de 14'ten buradan başlayıp aşağı doğru giden. Bu 21'den başlayan R, bakıyoruz hemen. 21'den başlayan P, P aşağı doğru gidiyor. Diğeri de 14'ten başlayarak aşağı doğru gidiyor. S ve T de bir de 0'dan başlayıp S 8'e kadar geliyor. Diğeri de 0'dan başlayıp 27'e kadar çıkmış oluyor. Bu şekilde bir grafik karşımıza çıkıyor. Peki buralar da önemli. Bu tip sorular da geliyor. 1'e bakıyoruz hemen. Burada ne demiş? Hangilerinde elementlerden bileşik oluştuğu gösterilmiştir. Burada bakıyoruz. Mavi kırmızı, mavi kırmızı neye dönüşmüş? Kırmızı maviye. Bileşikten element oluşmuş. Bu değil. Birinci soruda bize ne diyor? Bileşik oluştu. Buna bakıyoruz. Ayrı elementler var. Mor elementi ve sarı renkli element neye dönüşmüş? Moleküllere, bileşik moleküllerine. O zaman 2 var. Buna bakıyoruz. Yine mavi, yeşil ayrı elementler yine bileşiğe dönüşmüşler. 3'te var. Burada bir bileşik oluşumu yok. O zaman cevap neymiş? 2 ve 3'te bileşik oluşumu. Bunlar tabii ki kimyasal tepkimedir ve bileşik oluşumudur. Peki hangilerinde bileşiklerden element oluştuğu gösterilmiştir?
Peki bakıyoruz. Bu bir bileşik mi? Evet, bileşik. Sonra neye dönüşmüşler? Kırmızı ve mavi elementlere. Evet, bir var. Çünkü bileşikten element oluşmuş. Başka bileşikten element var mı? Yok. Çünkü molekül halindeki bir yapı elemente dönüşüyor mu diye bakıyoruz. Hayır, dönüşmüyor. O zaman ne oldu? Yalnız bir oldu. Peki hangisinde kimyasal tepkime oluşmamıştır? Bakın burada bir kimyasal tepkime var. Çünkü buradaki bağlar, mavi kırmızı arasındaki bağlar kopuyor. Kırmızı kırmızı arasında bağlar oluşuyor. Yani bileşikten element kimyasal tepkime var. Burada da elementten bileşik, yine bakın yeni bağlar oluşmuş, kimyasal tepkime var. Buraya bakıyoruz, mavi arasındaki bağlar kırılıp mavi yeşil ayrı ayrı bağlar oluşmuş. Yani elementten bileşik burada da var. Ama 4'te kimyasal tepkime yok. Çünkü herhangi bir bağ kırılması, herhangi bir bağ oluşması, ikisi de yok. Dolayısıyla burada da kimyasal tepkime var mıdır? Yoktur. Cevap neymiş? 4'müş. Peki. Aşağıda yapılan 4 farklı deney gösterilmiştir. Metal parçalarını asit içine atıyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Böyle bir deneydi arkadaşlar. Güzel bir deney bu. Laboratuvarda yapılan güzel bir deney. Niye? Çünkü sizin bunu içine attığınız zaman böyle bir aşırı sıcaklık artışı, bir kaynama başlıyor böyle bir deneyde ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Eğer bu hidrojen gazını siz yakarsanız ne olur? Alev alır. Çünkü hidrojen gazı yanan bir gazdır. Yanabilen bir gazdır. Siz bu hidrojen gazını balona, mesela diyelim bunun metal parçalarını içine attınız, sonra balon taktınız üstüne. Sonra balon taktığınızda çıkan hidrojen gazını balona depoladınız. O balonu çıkardınız, o balon artık uçan balon olur. Neden? Çünkü hidrojen gazı hafif bir gazdır. Böyle bir balonu, tabii yeterince doldurmanız lazım içine o balonu. Çünkü balonun ağırlığını taşımayabilir, balonun da bir ağırlığı var. Dolayısıyla yeterince içine doldurursanız o böyle bir uçan balon olur. Bıraktığınızda yukarı doğru yükselir. Böyle bir deney yapmış. Burada bir kimyasal olay gerçekleşmiş. Burada bir ateşle yakmış, onu alev çıkmış. Sonra da saydam maddenin içine ne yapmış? Bir başka bir madde dökmüş ve sonuçta mor renkli bir madde elde etmiş. Saydam maddenin içine başka bir saydam madde. İkisi de saydam bakın. Bu saydam, bu saydam. Su gibi saydam maddeleri birleştiriyor ama farklı maddeler anlaşıldığı üzere. Ve mor renkli bir madde oluşuyor. Bakın ne bir değişim var. Evet, burada da kimyasal değişim var. Zaten üsttekiler de kimyasaldı. Buraya bakıyoruz. Sıvı sıvı maddeyi ne yapıyor? Karıştırıyor ve burada katı madde bir çökelti oluşuyor. Dolayısıyla burada da bir kimyasal değişim söz konusu. Çökelti oluştu, renk değişimi oldu. Burada bir yanma, alev çıktı. Burada da bir gaz çıkışı meydana geldi. Hepsi de kimyasal değişimin örnekleri. Bakalım ne sormuş bize. Gaz çıkışının olduğu, alev çıkışının olduğu, çökelti oluşumunun olduğu tek tek sormuş. Hepsini de zaten söylemiştik. Peki, başka bir etkinlik var burada. Peki, sorularımız var, onları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal tepkime için yanlıştır? Kimyasal değişimleri açıklar. Evet, bu doğru. Çünkü kimyasal tepkime kimyasal değişimdir zaten. Tepkimeye giren maddelerin kimyasal özellikleri korunur. Arkadaşlar, özellikler korunmuyordu. Dolayısıyla bu kimyasal tepkime için yanlış bir ifadedir. Cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Peki. Metan gazının yanması sonucunda oluşan yeni maddeleri gösteren kimyasal tepkimeyi modelledim. Yücel'in kimyasal tepkime modelindeki hata hangi seçenekte doğru verilmiştir? Metan gazı 28 gram, oksijen 15 gram, karbondioksit 13 gram, burada da 30 gram var. Bakıldığında 28, 15 daha ne yapar? 43. Buraya bakıyoruz, 43. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Modelde kütle korunmamıştır. Evet, kütlenin korunum var, sıkıntı yok o noktada. Muhtemelen bakın burada siyah noktalar var, burada siyah noktalar yok. Yani içi dolu olan küreler yok. Onunla ilgili bir şey soracak. Modelde atom sayısı korunmuştur. Atom sayısı ile ilgili bir durum olacağını sanmıyorum. Çünkü bakayım 5, 4 daha 9, 6, 3 daha 9 sorun yok. Modelde atom cinsi korunmamıştır.
Evet, atomun cinsiyle ilgili bir sıkıntı var değil mi burada? Çünkü farklı cins bir atom var burada. Dolayısıyla buradaki hata, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Peki, çünkü molekül sayısı korunmamıştır diyor. Bir molekül burada, iki de burada, üç. Burada da üç molekül var. Molekül sayısı korunmak zorunda değil. Burada korunmuş, üçe üç. O mümkün ama korunmak zorunda değil. O zaten cinsle ilgili sıkıntımız vardı. Cevap Ceyhan. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. İçinde biri katı, diğeri sıvı halde olan K ve L maddeleri bulunan iki balonu cam bir boruyla birbirine bağlayan bilim insanı balonlardaki maddeleri birbiriyle karıştırıyor. Balonların şiştiği ve ısındığı gözlemleniyor. Evet, balonlar şişiyor ve ısınma var. Evet, dikkat ettik bu iki özelliğe. Hangi yorum yapılamaz diyor. K ve L maddelerinin kimyasal özellikleri değişmiştir. Evet, kimyasal özellikleri değişmiştir yorumu yapabiliriz. Çünkü buradaki gaz oluşumu bize kimyasal tepkimi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu yorum yapılabiliyor. B, kimyasal tepkimeler sonucunda ısı oluşabilir. Zaten ısındığını söylemişti. Bunu çıkarabiliyoruz. K ve L maddeleri fiziksel hallerini korumuşlardır. Evet, bakıldığı zaman bu gaz çıkışı olduğuna göre gaza doğru bir dönüşüm var. Fiziksel halleri korunamamış. Dolayısıyla bu yorum yanlış bir yorum. Cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Peki, diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdaki modellerden hangisi bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur ifadesine örnek olarak gösterilebilir? Ki evet, bileşikler kimya, bileşik oluşturacağız arkadaşlar burada. Bir bileşik oluşumu olacak. Burada bileşik var mı? Yok. Niye? Çünkü bu bir element molekülü. Burada bileşik var mı? Evet, var. Peki bunlar bir element mi? Element. Kimyasal bir tepkimeyle bu bileşiği oluşturabiliyorlar. Evet, demek ki cevabımız bursaymış. Zaten C ve D'ye baktığınızda bunlar da bileşik değil. Dolayısıyla zaten oradan bile çıkarabiliyoruz. Cevabımız bursaymış. Peki, devam ediyoruz. Evet, sirke ve karbonatın kimyasal tepkimesini incelemek için aşağıdaki deney yapılıyor. Sirke, karbonat ve bulundukları kaplar tartılıyor. Karbonat sirke ile karıştırılıyor ve karbondioksit gazı çıkışı oluyor. Karışım ve kaplar tekrar tartılıyor. 250 gramdı başta, sonra da 200 gram oldu. Ne oldu burada? Bir gaz çıkışı oldu. Peki, deney hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Kimyasal tepkimede kütle korunmamıştır. Burada 250'den 200'e düşmesinin sebebi çıkan gazdı. O yüzden korunmamıştır diyemeyiz. Yani kütle korunur, o gazı topladığımız zaman onu da 250 olacaktı. Ama gazı toplamadığımız için, gazı tutmadığımız için bilemiyoruz. O yüzden kütle korunmamıştır dediği ne oluyor? Yanlış oluyor. Cevabımız neymiş? Adana'ymış. Peki, bu kadarlıkla da bu konuyu tamamlamış olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.